Şimdi sırada yine events'larımızı görelim. Mesela butona tıkladığımızda neler yapıyoruz? Şurayı bir kapatmak istiyorum yine. Diyelim bizim butonumuz var ama butonların burada ID'si yok. Üçüncü haftadan aldım ya. Bir ID'leri yok. Şu en üstteki butona geleyim. Bir ID vereyim. İşte btn at ask list dedim. Ne demiştik? Dolarla başlıyoruz. Ne demiştik? Yine parantezimizi açıyoruz. İçerisine çift tırnağımızı koyuyoruz. ID olduğuna göre neyle? Kare, sharp, ds artık ne diyorsanız. Onunla başlıyoruz. Sonrasında ID'im neyse onu koyuyorum. Ne olduğu zaman istiyorum. Hani hangi durumda kullanmak istiyorum? Click olmasını istiyorum abi. Click ise click yazıyorum. Ardından click bir fonksiyon olduğu için parantezini açıp kapattım. Bu click de içerisine bir fonksiyon alabiliyor. Aynı nasıl ki add event listener fonksiyon oluşturuyorduk ya. Aynı onun gibi şuraya bir fonksiyon çağırabiliyoruz. Yine bu fonksiyonun event aldığı nokta burası. Yine fonksiyonun içi yani birebir aynı. JavaScript kullandığımız gibi. Bu tıklandığı zaman. Kodumuz bu kadar. Burada yine isterseniz event nokta default prevent default pardon prevent default çağırabilirsiniz. Butonun varsayılanını geçirmek için. Yine burada şöyle bir şey yapalım bu sefer. Dolar yaptım. Çift tırnağımı açtım. Nokta task list ulye'nin içindeki li'lerin even'ını yani şöyle pardon şöyle even'ını dedim ki git gizle abi. Hide et. Butona bastığımda bunu gizlesin istiyorum. Tabii şunu tekrar açacağım şu kodu da. Sebebi hani güzelce gözüksün şu ikisi. Renkleri farklı görelim. Ve sonra butona tıkladığımız zaman bizim için oluştursun. Şöyle bakın geldi sarı kırmızı. Butona bastığım anda sarıları benim için gizledi. Tabii bir daha basıyorum. Gizlemekten geri açmıyor. Mesela ne yapalım? Çift tıklama koyalım. Aynı butona bir de. Bu da click olan yer değil. Double click, DBL click. Double click'te de ne yapsın abi? Show yapsın, göstersin yani. Geri göstersin. Even olanlarını. Yeniledim, açtım. Koydum, gizledi. Çift bastım, gösterdi. Tek tıkladım, gizledi. Çift bastım. Tabii ben hızlı bastım. Çift bastım, geri getirdi. Ve aslında farkında mısın? Yani show komutu ne kadar zordu bizim için. Yani ne kadar zordu derken git hepsini tek tek dön. Tek tek hepsini hide et, show et. Yani buradaki durum aslında baya 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 bir kolaylaştı bizim için. Şimdi burada yapacağımız işlem tarafı sayfa yüklendiğinde. En çok kullanacağınız alan. Bu da yine body'nin yani body elementinin şuradaki onLoad yazmanız işlemiyle aynı işlemi yapıyor. Çok kullanıldığını göreceksiniz Google'ladığınızda baktığınızda. Ne yapıyorduk? Dolar ve parantezimizi açıyorduk. Bu bir klasiğimizdi. Bizim kodumuz nerede çalışıyor abi? Dokümanın içinde. O zaman doküman yazıyor. Doküman. Ne hazır olduğunda? Doküman hazır olduğunda. Dışına çıktım. Bir nokta koydum. Doküman. Tabii ready olacak. Ben ready yapmadım. Doküman hazır olduğunda. Hani bu ne demek? Doküman hazır olduğunda. Doküman hazır olduğunda ne çalıştır? Abi function çalıştır. Klasik. Bu kadar. Bu da bizim için sayfa yüklendiğinde çalışacak kısım. İşte genellikle şurada yazdığımız kısımları doğrudan gideriz. Şu sayfanın içinde yazarız ki sayfa yüklendiğinde artık çalışacağından emin olmalıyım ben. Ama sayfa bazen daha geç yüklenir biliyorsunuz. Biz de yukarı koymuşuzdur. Bizim click event yani click yaptığımızda ilgili elementi çalışmaz. Bunun sebebi de budur. Aklınızda olsun. Ki bunu geri alıyorum yine. Çünkü burada başka bir şeyler göstermek istiyorum. Bu da document ready kısmıydı. Bir de yine bu document ready ile aynı işlemi yapan ama ben açıkçası okunabilirlik olarak ve başka şeylerle bir araya geldiğinde ben kendime özel olarak söylüyorum bunu. Anlarken birazcık yani zorlanıyorum ama aslında aynı anlama geliyor. Kod çok olduğu zaman anlamakta zorlanıyorum anlamında söylüyorum. Dolar açtım, yaptım. Bir parantez açtım yine klasik ve içine function oluşturdum.
Bununla bu aynı işlemde abi. İkisi de aynısını yapıyor. Hiçbir fark yok. İkisi de doküman hazır olduğunda çalışacak fonksiyonlar. İşte buradaki benim için fark ne? Yani neden anlamıyorum? Birisinde başında şunu görmeye alışmışız. Çünkü çok eskiden beri çok insan hani bunu görmeye alışmıştık. O yüzden hep bunu görmeye bekliyorum. Sonra bir bakıyorum birisi böyle yazmış. Cık, anlamıyorum. Aslında bu benimle alakalı bir durum. Hani anlamama durumu. Ya alışmışlık birazcık söz konusu. Ama sizler kolayınıza bu alttaki geliyorsa bunu kullanın. Çünkü her türlü yani aynı işlemi görüyor sonuç olarak bizim için.